Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Luna tarafı çok ciddi bir rally'e kalktı. bunun temel sebebi haber kaynaklı değil. Ancak Duvon'un yaptığı bir takım cüzdan hareketleri çıktı. Gün içerisinde detaylı olarak konuşacağız bunu. bu bağlamda Duvon alıp kaçacak gibi yorumlanmasına rağmen genel hatlarıyla konuşmak gerekirse ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha manipülasyon yaparken yakalandıklarını fakat birçok kişinin de farklı bir duruma yorduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Duvon öyle hani alayım cebime atayımdan ziyade bence bir pump hareketi yaptırırken yakalandılar velası. Her neyse Luna'nın durumundan söz etmek gerekirse çok ciddi bir yukarı hareket gerçekleştirdi. Bu bağlamda da şu an fark ettiyseniz 2.79'ların üzerinde e, bulunuyor. Bu seviyeler çok kritik arkadaşlar. Özellikle biraz daha direnmesi gerekiyor ki saatli e, saatliğine mahallesi de yetişip Golden Cross haliyle tekrardan bir e, destek hareketi yapabilsin. Yine sıkışma yapabileceği bir nokta bakın. 3 dolar arası yani 3 dolar 2.79 arasında bir sıkışma hareketi var. 3 doların üzerine atması halinde yani 3 dolar üzeri ve hacim kazanmış. Ee, hiç değilse saatlikte daha iyisi 4 saatlikte bir e, mum kapatmış Luna tarafında ciddi yukarı e, hareketler görebiliriz çünkü kanal açıklığı çok fazla. En önemlisi günlük kapanışı 279'un üzerinde yapması ki bu gerçekleşmesi halinde de büyük hareketler görülebilir. Hatta 473-5 dolar seviyelerine kadar e, yukarı patlama hareketleri yapabilir arkadaşlar. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Bunlar olduğu takdirde dahi orta uzun vadede dönüp döneceği yer 2 dolar küsürler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.